Amerika'nın eski Türkiye Büyükelçisi ve Amerika'daki düşünce kuruluşlarından Washington Enstitüsü Türkiye uzmanı James Jeffrey, Amerika'nın Sesi stüdyolarında Türkiye'de yerel seçimler öncesinde yaşanan siyasi gerginliği, öncesi ve sonrasını değerlendirdi. This is the culmination of a 10-year plus period. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin 10 yıldan fazla bir sürede sağladığı ekonomik ve siyasi başarının birleşmesi Türkiye'yi dünyanın en önemli aktörlerinden biri haline getirdi. Ama öte yandan her seçimde oylarını artıran Erdoğan, her konuyu kendi istediği şekilde yönetme konusunda kendisini kısıtlamadı. Oylarını artırması, otoriter bir çizgi izlemesini destekledi. Ayrıca devletin idaresinde daha İslami yaklaşımları benimseyen bir yönetim şeklinde istemesi, Türkiye'de pek çok kişinin onaylamadığı bir yaklaşım. There is a somewhat of a theological difference between an Anatolian-based Islamic movement. Fethullah Gülen tarafından temsil edilen Anadolu merkezli İslam anlayışı ile Erdoğan'ın Selefi Erbakan'ın öncülük ettiği Arap dünyasına yakın, biraz daha Batı karşıtı bir yaklaşıma sahip Milli Görüş Hareketi arasında dini yaklaşımlar açısından farklılıklar var. Ne olursa olsun bu iki İslami hareket arasında yaşanan çekişmede Gülen hareketi Erdoğan'ın medya, ordu ve iş dünyasında birçok bağımsız kurumun kontrolü altına aldığı ya da yok ettiği gerekçesiyle sıranın onlara geldiğini ve kendilerini savunduklarını iddia ediyor. Buna karşılık Erdoğan da Gülen hareketini hükümetin otoritesine yasa dışı yollardan sahip olmaya çalışmakla suçluyor. Büyükelçi Jeffrey, üst düzey askerlerin cezaevine girmesiyle sonuçlanan davalarla ilgili olarak da soru işaretleri bulunduğunu söylüyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ordu 1983 anayasasına kendi yorumuyla yaklaşarak devleti tüm siyasi gruplardan koruyabileceklerini düşündü. Yani yönetimi elinde tutan siyasilere karşı bazı şartlara bağlı bir tür komplo vardı. Ancak Erdoğan ve müttefikleri, o dönem özellikle de yargı içinde yer alan Gülen hareketine yakın kişiler, olağanüstü davalar üzerine gittiler ki bence bunlar düzmece davalardı. Uydurma olduğu belli kanıtlarla Başbakan Erdoğan'a bağlılıklarıyla bilinen kişiler, herkesi ama herkesi yargılayabileceklerini göstermek için üst düzey isimleri tutuklayarak ortaya koydular. James Jeffrey, yaklaşan yerel seçimlerin sıradan bir belediye başkanlığı seçimlerinden çok daha fazla öneme sahip olduğunu vurguluyor. This is the year of decision for Prime Minister Erdoğan. His plan was to run as Başbakan Erdoğan için bu yıl karar yılıydı. Planı yaz sonundaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye tarihinde halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak, aynı zamanda daha önce hiçbir cumhurbaşkanlığı sisteminde görülmemiş anayasal değişikliklerle cumhurbaşkanlığının yetkilerini arttırarak güçlendirmekti. Ancak tüm bu planlar Gezi Parkı protestoları ve Gülen hareketiyle yaşananların yarattığı iki kriz tarafından bozuldu. Türkiye'yi en iyi tanıyan Amerikalı uzmanlardan biri olan James Jeffrey'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri konusundaki görüşüne gelince. Erdoğan'ın planladığı yerel seçimde başarı sağlayarak onun üzerine %50 civarında bir oy başarısıyla cumhurbaşkanı seçilmekte. Ancak şimdi belediye seçimlerinde yaşanabilecek çok düşük bir oy kaybı bile cumhurbaşkanı adayı olarak halkın karşısına çıkmasını riske sokacaktır. Ve eğer cumhurbaşkanı olamazsa da dördüncü kez başbakan olup iktidarda kalmak için kendi parti tüzüğünü değiştirmesi gerekiyor. Ki bu da kendisi adına bir kara leke olacaktır. Yani dördüncü kez seçilme yolunu da izleyebilir. Cumhurbaşkanlığı zarını da oynayabilir. Yapmaya çalıştığı şey Türkiye'yi kendi istediği şekilde tamamıyla kendi kontrolünde yeniden yapılandırmak. Şu ana kadar da bunu başardı. Amerika'nın eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi çok uzun süredir birliğe girişini ötelemesi nedeniyle Türkiye'nin de AB reformlarını bir kenara koyarak farklı bir istikamete yöneldiği yolundaki yorumları ise şöyle yanıtlıyor. States like individuals are the master of their own fate. Devletler de aynı insanlar gibi kaderini kendileri belirler. Onlara ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiğini söylememelisiniz. Ama Ukrayna'da ve diğer karşılaştıkları sorunlarda olduğu gibi Avrupa Birliği'nin çok etkisiz olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Dolayısıyla Avrupa Birliği Erdoğan'a da, Türk toplumuna da, Müslümanlara ve Orta Doğulara karşı ön yargılı oldukları, onları Avrupalı olarak kabul etmeyeceklerine inanmaları için mümkün olabilecekleri her nedeni verdi. Kıbrıs dahil hemen hemen her konuda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kibirli yaklaşımları oldu. Türkiye'ye karşı fazla esnek ve makul olmadı. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington.